Eee, dün gittiniz görüşe. Şimdi, Müge Hanım ben Recep'te de konuştum, Arif'te de, Arif'te, de konuştum. Kaç kişi gittiniz? <laughs> ya de gitti de ben onlara bekle vermedim. Yani. Zaten konuştum çıktım zaten. Şimdi Recep'in bana anlatması, Recep'ten başlayayım. Recep'in yani eniştenin buraya geleni? Evet enişte Ne başlayın. anlattı? Ha? Şimdi Recep bana dedi ki ne? Biz de oradan Biraz dedi, yüksek ses rica edeyim, Hiç duymuyoruz ki. Ha. Biz dedi Kastamon'dan dedi. Safiye'ye ben gelme dedik, dedikçe dedi, peşime takıldı dedi. Benim de onu getirmem amacımdı. Orada da daha pis sigara yapar diye dedi. Onun için getirdim e, Çoğul... evet, dedi. Safiye benim peşime takıldı dedi. Evet Safiye benim peşime takıldı dedi. Çoğu da gelince dedi. Ben de ayrı giderken de geldi koluma girdi dedi. Yani ben de, de hayatta Safiye'nin en ufak bir şeyim yoktur. Getirin Kur'an-ı Kerim basarım dedi. Tabii o de az. gelince dedi, Tamam beraber aynı odada kaldık tamam, ama dedi. Bir dakika dedi. Kadir Bey siz buraya ilk geldiklerinde e, izlemediniz mi? Biz kendisine sorduk. O görüntülerde de vardır bizde o açıklamaları bana bakma hayatım ayarlı diye söylüyorum işte. Dedi ki e, o gel kimse ona bakmasın diye ben koluma taktım dedi burada bize anlattı ya. Heh, onu, onu, da, onu, da, söyledim bana. He. Dedim sen orada dedim, ilk gündüm canlı yayında bunu benden başka koruyan yok mu diye söyledin dedim. Ne? Evet, söyledim de ama dedi ben de yani kimseyle ilgilenmesin diye söyledim ona dedi. Yani benim onunla ilişkim yok zaten dedi. Nasıl kimseye ilgilenmesin? Yani yanımdan ayrılmasın diye söyledim dedi. Onu orada dedi canlı yayında dedi. Yani yanımda ayrılsa bu dedi. Muhakkak birbirinden de intibata geçiyor dedi. Yani benim yanımda başkaları beni orada onun evet, yakınında bir erkeği, evet. bir adamı, kocası, kardeşi, abisi değilse görerek kimseye yan bakmasın evet, aynen öyle diye dedi. demek istiyorsun. Evet aynen öyle dedi. de gelince dedi, otelde dedi bana dedi ikimiz yatalım dedi dedi. Ben de asla dedi yanaşmadım. Sabah kadar sandalyenin üstünde oturdum dedi. Sandalye var mıymış? Evet var otelde sandalye. Ben de kalıyorum otelde. Ya git bir bak Allah aşkına kaldığımız odaya Hayır. kadar. Ya bak senin Sabi. abin çok yalan söylüyor. Ya, Buradan sen yalan söylüyorsun Safiye. Ya bak. ortaya çıksın bak. her sen şey. Sen yalan gerçekten söylüyorsun. Ya. Çıkacak zaten. Şaka gibisiniz. Çıkacak. Gerçekten şaka çıkacak. gibisiniz. Morseye çıkacak ortaya çıkacak. Şimdi Arif'i de gelince ya dedi ki ne? Ya Allah aşkına o zaman neden aynı oteli tutmuş? Aynı odayı niye hep beraber ha, niye aynı oda, oda, niye tutmuş? Niye aynı odayı tutmuş biliyor musun? Niye aynı odayı tutmuş biliyor musun? Seni kaçacak diye tutmuş. Resul'a tamam. kaçacak diye tutmuş Hayır, seni. Hayır tamam. Evet. O zaman seni niye tek tek, tek kaçacak yatak tutmadın? Tek tek Yalan, yatak niye tutmuyor? Tek tek Yalan, niye yatak tutmuyor? Ya, ayrı ayrı, ya ayrı ya niye tek tutmuyor? Ya tek tek yatak tutamaz seni kaçacak diye. Kusura bakma. Allah. Ne kadar saçma ha. konuşuyorsun abim sen ya. Tek 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 tek. Tamam. Böyle aynı yatakta yatınca Kaçıyormuşum. Böyle yatınca kaçamıyor mu be? Safiye. Ya kurban bak, yalan oldum ya. Bak yalan konuşuyorsun. Var ya çok karalıyorsunuz beni. Bir gün Hayır. pişman olursun Hayır. abim. Bir gün Hayır. pişman olursun. Sen zaten karalamışsın kızım. Sen zaten tamamına karalamışsın. Daha ben da bir öyle da bir, bir aydınlığa çıkacağım ha. ki. Sen, öyle sen, bir çıkacağım ki sen, göreceksin. Sen göreceksin. Ama Kadir Bey bakın ben şimdi tamam bir tarafta sizin kardeşiniz. Ama bir tarafta da yine iki tane yeğeninizin annesi var. Yani şimdi biz de yetişkin insanlarız. Bir yere kadar insanların sözlerine tabii ki itibar edeceğiz ama... ...kendi aklımızı da ortaya koymamız lazım. Ya, tamam. Yani tamam. şimdi buncacık kız eğer istemese Recep... ...Safiye istedi diye alıp onu getirir mi buraya? Şimdi bir onu düşüneceksiniz. Ya, tamam o hafızalık. Sonra olur. yine buncacık kız eğer... ...ben şunu anlamıyorum. Herkesin herkesten talebi olabilir. Hayır deme hakkı, özgürlüğü bize aittir ya. Yani Safiye mi... Onunla aynı odada kalalım dedi diye Safiye'yi dinliyor. Allah aşkına yapmayın yani. Şimdi başla evet. Hayır, aynı odada çift aynı yataklar, evde. çift yataklı odalar da var. Ben yani de bir odada iki yataklı oda var. Ben de onu söyledim. Evet, o zaman isteseydi derdi ki kardeşimiz çift yataklı şey? İki tane ayrı ayrı yatağı olan bir oda verin. Şimdi 50 ona, tane oda var. Ya, onlar zaten birleşiyormuş. Hayır, hayır Kadir. Ya birleştirmek... Ha, onu birleştirmez. Ben oturduğumda kahve birleştirir yani. Birisi o kenarda, birisi bu kenarda şimdi, olur. Şimdi ben size bir şey diyeyim mi? Eğer bu böyle bir şey varsa herkes cezasını çekecek. Çekecek evet. Ha, çekecek. Varsa. <laughs> eğer varsa. Hayır hayır. Kadir Bey şimdi size Recep Bey böyle anlattı. Evet. Anladınız. Şimdi siz de onu kendi akıl ve mantık süzgecinizden geçirdikten sonra bence... Safiye'ye bazı şeyleri söylemelisiniz. Yani hem yaşlarını, hem cinsiyetlerini, hem olayların değil mi doğal akışını. Yani ben şimdi... Yani sizin de evladınız var. Evet var. Allah Yaşın. bağışlasın. Onun yaşında kızınız mı var? Var. E tamam şimdi hani bir konuşmalarımızı yaparken de kendi evladımızın yerine de koyarak yapmak lazım. Yani Safiye istedi diye ben onu aldım oraya getirdim. <laughs> Safiye benim koluma girdi. Safiye istedi aynı odada kaldım. 47-48 yaşında bir adamın anlattıklarını mı bu şekilde anlatılan itibar mı edeceğiz? Doğru hayır, mu kabul edeceğiz hayır, hepsini? Bak, e, zaki, bu görüntüler doğru kabul edilmez. Heh. Şimdi bir insan, tamam mı? Zaten buna, buna nikah düşmüyor zaten. Ufak kardeşinin hanım olduğu için bak. Bu kesin. Nikah düşmüyor, düşmüyor. 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 Meselesi ahlak Düşmüyor. He. Nikah düşmüyor. Nikah Meselesi ahlak O orası aile, ahlak şey ahlakı bu. Yani o o ahlak kendi o herkesin <laughs> kendi ahlak yapısıyla alakalı ama nikah ya, düşmüyor. Yani. Şimdi ay neyse valla siz söyleyin. Yani, yani ne bileyim ne söyleyeyim düşmesi, şimdi düşmesi artık. Düşünme mesaili bir konu. Her nikah düşen bir insanı alır, alacak mısın yanına odana yatmanı? O ayrı konu. Hayır, Ayrıca Bana... nikah da düşer yani. Hayır. Abisi öldüğü zaman e, abisinin evet. karısıyla evlenen insanlar ayrı, yok mu? Nikah düşmüyor ne demek? Nikah ...hani anneye, babaya, dayıya, amcaya düşmez falan hani. Öz kardeşe. Ka kanunen. Kardeşe Aa, düşmez falan. Birinci ha? derecede ve ikinci derecede. O ya yakınlar. Şimdi bak Kadir Bey ben senin... hissiyatını anlıyorum. Üzüntünü de anlıyorum. Bir abi kardeş olarak... ...senin bir kardeşinin kalkıp da kendi... ...öz kardeşinin hanımına... ...el atmış olması ihtimali seni rahatsız ediyor. Haklı olarak rahatsız ediyor. Ya, rahatsız ediyor. Ha Haklı olarak. Ya, rahatsız ediyor. Ama tabii ben de... Benim de gönlüm arzu ederdi ki senin gibi, düşündüğün gibi veya söylediğin gibi olsun. Yalnız burada... Ama öyle. Bakın şimdi, bak şimdi Safiye Hanım'a biz burada soru sorduğumuz zaman ben sordum. Dedim ki otelde aynı odada mı kaldınız? Evet. Daha double yani büyük hata... Recep de orada oturuyordu. Yani o anda senin kardeşin kalkıp... Öyle miydi Safiye? Sen burada benim yanımda oturuyordun. Recep de orada oturuyordu. Evet. Ben sana sorduğum zaman evet aynı odada ve aynı yatakta kaldık dedin. Recep de orada kalkıp Hayır, ben sandalyede yattım sabaha kadar. Demedi. Diyebilirdi. Demedi ama. Böyle bir şey demedi. Kardeş. Sandalyede yoktu ki zaten o da. Yani vardı. böyle bir şey demedi. Şey, şey, ama ha. yine de, ha. ben yine temenni ediyorum ki inşallah sandalyede yatacağım. Hazır mı o görüntüler? Benim şanslı arzum ve temennim Pol, de o. Onun ilgilen. konuşması öyle. Benim temennim ha. de o, keşke ha. olsa. Onun konuşması öyle. Keşke Peki öyle sen olsa. Sen inandın Bana diye... mı Kadir abi? He? Sen o konuşmaya inanır mı? mı? Ben kardeşimin bu işi yapacağına inanmıyorum. İnan hani inanıyordum. Bak buraya inanıyoruz. ilk geldiğiniz gün inanıyordum, kalmadı. Niye değişti? O şekilde başlı kızım, o şekilde kim olsun 81 milyon kişi inanır. Niye bak, o zaman? O fotoğraf değişmedi Çünkü ki. Çünkü ortada çocuk yok. Fotoğraf değişmedi. Hayır, fotoğraf değişmedi. Aynen. Ortada Aynen. çocuk yok. Ben ne bileyim sizin iki yıl kumpas grupta Arif'i öldürmeyeceğinizi? Ben niye öldüreyim? Hayır, dünyada herkese yaparım ama ona onu yapmam. Soruyorum. Herkes şu anda onu, herkese yapıyor. 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 onu soruyor. Herkese yaparım ama ona yapmam. Ha, bak, herkes şu anda onu soruyor. Tamam mı? Çünkü sen sen de çok sen iyi bir. Söylesin boşver be. alışıyor şey ben artık size söyledik gene. Tamam peki bir şey söyleyeceğim. Dur biz önce cezaevinde kaldık. Tamam dedi ki böyle böyle arkadaşlarımız o geldikleri görüntüleri buldular mı? Yani bakın siz o görüntüleri izlediniz mi bilmiyorum ama biz de ona sorduk niye kol kola gezdiniz diye ki açıkçası ben de o zaman Arif'in başına bir şey gelmiş olabileceğini endişe ediyordum. Çünkü bu kadar rahat tavırlar insanın aklına ne getirir? Demek ki koca ya bir şey oldu ki bunlar da geziyorlar. Ama aynı şekilde Biz Arif e cezaf, de yaşamıyor kabul ediyordu. Ama aynı şekilde Arif cezaevin'e girer ömür boyu çıkamazsa da aynı hesaba gelir Tabii. Yani onu da artı evet. söylemek lazım. Tamam, sonra başka nedir Recep? Recep Cinayeti bana... azmettirmekle alakalı. Ha, şimdi Arifle de konuştum. Ben de yok Arif... önce Recep'ten devam edelim. Ha. Cinayeti azmettirmek. Recep benim hiç alakam yok işte dedi. Hiç. E, kendi kardeşiniz en, anlattı. Ufak... Arada hep Recep Arif'i. Recep Recep dedi ki benim de asla asla dedi cinayet yok dedi. Ben de hatta Recep şey Arif'e dedim ki dedi? Oğlum bu kadın sana yaramaz. Boşa dedim dedi. Arif dedi ki dedi? Abi çocuklar ben ne yapacağım dedi dedi. Kabul etmeye çalış dedi. Bak sonra bizim başımıza bel olur dedim dedi. Beni dinleme dedi. Yani konuştuğu bu. Bana da kumpas uygulamasının sebebi Safiye diye Resul'a kaçacak. Bana onun için kumpas uygulamasını dedi. Ben de anım ak, Anlamak kalbim bekledi Safiye Resul'le kaçmak için mi? Evet. Bazıcık dedi. E peki sizin kendi kız kardeşinizi anlatıyor. Recep Arad'ı, Arif'i öldür abi. öldür hala öldürmedim mi diye kendi kulaklarımla evet. diyor. Ayşe. Ya Ben Recep'in konuşmasını diyorum ben size. Bana Recep'in konuşmasını Ay, hay diyorum. Hayır Recep de size bunu söylediğinde siz evet. de benim size söylediğim gibi dediniz mi? Oğlum kendi Ayşe'nin yanında söylemişsin. Dedim. He? dedim. Onu da dedim. Onu da söyledim. Çünkü benim cinayette ilahik ederim yok. Abi dedi. Ne diyor? Ginat ederim yok." dedi. Hiçbir şeyim yoktu diye yani. Onun yani ilişkim yok. Mu i̇lişkim yetiyordu. yok diye yani. Onu da Ali'ye diye saf Safiye bir planladı. Ne planladıysa diye. Peki şey dediniz mi? Neden 7 ay sonra? Ya ben o ben o kadar konuşamadım. En fazla 15 dakika konuştum. Anladım. Zaten sırada vardık. Ben fazla deselere giremedim. Durumu yani. nasıldı peki? Durumu çok berbattı yani. Çünkü böyle iftiradan çok berbattı. İftira Ha yani cinayet azmettirmekten içeride olmaktan dolayı değil Safiye ile olan durumundan dolayı mı çok berbat? Evet Safiye'den dur olan durumundan berbat. Yapmasaymış o zaman. Yapmasaymış. Yani ben de azmettirmedim diye o şu, şu anda ceza yerse yani benim tavrımca Arif'i sakladığı için. Yani ben de Safiye'nin şeyinden de aklanacağım diye yani. Kesinlikle benim de öyle bir şeyim yok. Hı. Ben de yersem diye Arif'i de sakladığımdan dolayı yerim cezayı diye. O yüzden de fazla da bir şey yemem ama Safiye'nin anlattıklarından dolayı da çok mutsuz. Evet, mutsuz. Valla ben hala söylediklerimin arkasındayım. Yine yani beni hapse atacaklarını bilsem bile kararımın arkasındayım. Sözümün arkasındayım. Tamam, Senin sen, abin sen aynı şeyleri yaptı. Nasıl çıkartmak istiyorsan çıkart, çıkıyorsa evet. çıkart yani. Şimdi Arife'de de görüştüm. Görüş. Şimdi abi dedi... Ben sana bir şey söyleyeyim. Arif, ben, sonra Arif'e mi gittiniz? Evet Arif'e gittim. <laughs> Abi dedi, ben onun durumu nasıl? Heh, onun durumu da perişan. Ben dedi i̇lk ne, şişesi... sordu, i̇lk ne sordu? Bir dur, i̇lk ne sordu? İlk, çocukları sordu. Çocukları sordu. Evet. Nerede dedi? Nerede dedi. Zaten onları da getirdiler benden sonra oraya. Gördü çocukları. Kesin gördü o kadar çocukları vermeyin dedi. Çünkü onun dedi, ne olduğu belli değil Şimdi Arif'in bana anlatması. Dedi ki abi ben de cinayet işleseydim de gelip de dedi şeyden de ev tutar mıydım? Güzel miydim? De. Hı. Yani ben de hatta sordum. Bizim Arif Recep'in bu işle alakadar var, var mı? Bana dur, Asla... Ama dur bir dakika dur Kadir Hı. abi. Bak asıl soru bizim tahtada da yazdığımız gibi. Ben cinayet işleyecek olsam gelip İstanbul'da ev tutar mıydım? Evet. Zaten işte düğüm orada. Heh. Geliyor 7 ay sonra bütün bu olaylar ortaya çıktıktan Sabri Resul öğrenildikten 7 ay sonra İstanbul'a gelip adam ev dayayıp döşüyor. Yalnız Gayet tutma de değil dayama bir, döşeme var. Güzelce de dayamış döşemiş evet. çocuklarını Safiye alacak oraya gelecek. Ne olmuş da cinayet işlemiş. Şimdi Ben de evi tuttum zaten işte bulmuştu. Heh. 15 gün çalışmış. Ben de geri gidip de suluklarımı getireceğim dedi. Bana da bir telefon geldi dedi. Safiye'den gelmiş? Safiye'den dedi. Resul'u aramış dedi. Kim aramış? Resul'u aramış dedi. Bir önce dedi sen mi aramış Evet. Resul'u aramış sen kalk seni öldürecek. Ondan sonra aradan bir gün sonra da bir daha telefon geldi bana dedi. Önce Sabri'yi öldür. Ondan sonra Resul'u öldür. Ondan sonra ben o şekilde gelirim dedi bana söyledi dedi. Bir dakika bir dakika. Yani evet. e, hani biz oraya yazdık bu cinayet neden işlendi diye. E, buraya geliyor. Aç Sevcan bir buraya geliyor. Sen ne yapıyorsun aşkım orada? Hı? Yazma bana not. Sen bana bak. <laughs> Buraya geliyor. Evi tutuyor. Evi tuttuktan sonra kim arıyor onu? Arif'i kim aramış? Ben Safiye arıyor. Safiye aramış. Evet. Ne demiş arayı? Şimdi Arif, Arif diyor ki de evi tuttum diyor, tuttum diyor. Hı. Tamam mı? Şimdi evi tuttuysan diyor, önce diyor, ya yani ondan önce Azatlı Mulya Sıvı arıyor. Diyor ki ne? Arif diye seni öldürecek kaç diyor. Ondan önce. Bir dakika bir dakika. Ne kadar Arif'i kim Hayır. arıyor önce? Safiye arıyor. E, Safiye arıyor. Evi tuttun evet. mu diyor. Evet, tamam. Evi tuttun e, diyor. Ee? Ondan sonra He. Arif de diyor ki evi tuttum hazır diyor. Sizi götürmeye geleceğim diyor. Tamam. Bu da, bu da diyor ki ne? Önce diyor pisliklerini temizler. Pisliklerini temizler. Namusunu temizler. Ondan sonra geleceğim bizi götürmeye diyor. Yani Arif'in bana anlatması. Aynı ifade edildi. E, Resul'ü öyle yani Resul aramıştı önce. Önce Resul'ü aramış zaten. Kim? Resul'ü aramıştın sonra bu şekilde. Ne, e, e, Resul'ü aradığını nereden öğrenmiş Arif? He. Bu söylemiş galiba. Onu ben bilmiyorum. Nasıl ben söylüyorum? Ben Nasıl ben söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Safiye Safiye Aray, söylüyorum? Ben söylüyorum. ne kadar mi? kaç sonra da git öldür mü diyecek? Olmadı olmadı. Ya, çok, ama. Saçma ya. çok saçma ya. Bana dinle söyle. Yani Resul'ü aradığını resul. aramış olsa dahi hiç söyler mi Safiye? Ya. Hiç der mi ki adı, ben Resulullah Aleyhisselam'ı göndereceğim? Ha, Resulullah işte. Aleyhisselam şunu söyledi Vig <laughs> Bir de şunu söyledi. Bana dedi ne yapın yapın Safiye'yi getirin dedi. Gideceğim Donuşum zaten. Yani. mi getirin? gideceğim evet, zaten. Cezaevine getirin. Onu da hem fikirim. E, ne gideceğim. oldu abi? Şu, ama bak şimdi ben tam tahtayı da açtım. Hiç buradaki şey şimdi mantıklı olmadı. Olmadı. Şimdi bir Hanım bana, bana söylemesini konuşmasını <laughs> Şaka diyorum ben sana. Şaka gibi gerçekten ha, ya. Ben konuşmasını <laughs> Şaka diyorum. Şaka gibi konuşuyorlar ya. Tamam mı? Bana konuşulan şey öyle. Yani başka hiçbir şey yok yani. Bir de son konuşmamda bana dedi Safiye getir abi dedi getirin dedi. Ben, ben de konuşacağım abi. diye. Ben gideceğim zaten. Bak, Ama aynen. abi zaten sana bir şey söyleyeceğim. Senin gittiğinde öğrenmen gereken şey görüyorum. şuydu. Sizin. Yani neden İstanbul'da ev tutulduktan sonra ev döşendikten sonra İş yani yok. bence asıl önemli ev tutuluyor ve döşeniyor. Yani en önemlisi dün de gördük görüntülerini neden cinayete işliyor? Şimdi Safiye arayıp da ben Resul'ü aradım sen onu öldüreceksin. Kaç dedim falan diyecek hali yok. Olmaz öyle yani. Ne kadar? Resul zaten araştırmış ondan sonra. Resul kaçmış. Ya Resul kaçmış. var ya. Mesela tüfeği ha. nereden almış? Kimden almış? Evet. Onu kendi almış ama nereden aldığını bilmiyorum. Söylemez onu. Gidelim mi? Onu Aldığı yere ikisinin gittiğine dair kamera kayıtları Bana Nereden aldığını söylemedi. Nereden aldı? Aldı. size söyleyeyim mi? Nereden aldın? Kastamonu'da Doğan Yurt'ta bir tane tüfekçi var. Sadece oradan aldılar. Eniştemle beraber, eniştemle beraber gittiler bize de dediler ki siz dediler parka doğru gidin görmesin diye sonradan onlar bagaja saklıyorlar. Ben birkaç gün sonra görüyorum.